itibarım olmaya gönüllüyüm. Ben ortada yaratmışsın bir defa can dayanır mı ah yatmaya. Gidecek yerim mi var diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz, sana ihtiyacım var. Sen ister al ister yere vur, sana hasret gönül sana kul. Bak haykırışlarım hiç bitmiyor. Bu kadar mı, bu kadar mı acımasız oldun sen? Bu kadar mı, bu kadar mı özledin de aramadın neden? Gece varınca kar günleri yakınca gel haneme usulca dur karşıma boyunca bir fırtına dayan ellerin saçında ben boşanır başım ben cilveli nazından hiçbir şey koyamam yerine yiyim senin. Gitmesin gücüme sen üstüme alınma. Bu sitem ben baktım İbreti alem olmaya görünürüm. Ben ortada yaratmışsın bir defa can dayanır mı yatmaya. İbreti alem olmaya görünürüm. Ben ortada yaratmışsın bir defa can dayanır mı yatmaya. İbreti alem. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Yeni haftayı müzikle ve güzel bir organizasyonla karşılıyoruz. Maslak Team Show Center'dayız. Sevgili Emre Altuğ'yla birlikteyiz. 20. yılı kutluyoruz. Evet. Öyle anlatabilir miyim? Memnuniyetle. En güzel cümle bu. 20. yıl kutlamasıdır bu akşam gerçekleşecek konser. Ve Sinema Senfoni Orkestrası değerli şefleri sevgili Özgür Sevinç. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. 20 yıl deyince ne güzel dolu dolu çıkıyor insanın ağzından. Ve böyle bir konserle hazırlık yapmak da herhalde dünden bugüne film şeridi gibi bir durum oldu senin için. Vallahi öyle nasıl oldu. Nasıl hissediyorsun? Bu konserin yapısı da biraz öyle olacak öyle zaten. Öyle mi? Güzel. Yani beni tanıyanlar 20 yıldır takip edenlerin gözünün önünden geçecek 20 yıl. Hepimizin film anıları şeridi gibi. Var. Ona göre bir repertuar seçtik, yaptık. Ayrıca benim de o 20 yılımın içinde böyle bazı noktalarda mihenk taşları olmuş. Hmm. Tabii hepsini burada ağırlamam mümkün değildi ama en azından 5'i burada olacak. Güzel. 5'i bir yerde diyorum onlara çok güzel olacak. Sürprizler benimki. Bunlar. Evet. Çok değerli dostlarım, arkadaşlarım. Bu 20 yıl içerisinde gerçekten benim hayatımda önemli yerlerde olan arkadaşlarım. Ta okul yıllarından başlayan. Yol arkadaşlar. Evet. Okul yıllarından başlayan, üniversite yıllarından başlayan. Çok güzel bir gece olacak. Tabii ki bazı dostlarım da olacak burada beni izlemeye gelen. Babam burada olacak. Ne güzel, en kıymetlisi o. Tabii Uzaylı Kuzey de tabii burada olacak. Kaçırmak istemediler. Güzel, eğlenceli, keyifli bir gece olacak. Sinema Senfoni ile daha evvel biz bir unutulmayan şarkılar konseri yapmıştık. Çok güzel geçmişti. Müthiş müzisyenlerden oluşan çok evet. keyifli şarkı Hep söylediğim. Hep de güzel ve özel projelerde buluşuyoruz. Evet, doğru. Bir orkestra. Sevgili Özgür de çok gerçekten hummalı ve Hazır. Yorucu bir çalışma yaptı biliyorum. Farkındayım. Biraz benimle uğraşmak zorunda kaldı. Şunu koyalım. Çalışıyor, yazıyor. Ondan sonra yok onu koymayalım falan gibi. Evet. Ama şimdi burada bir yeniden tabii. düzenleme gereği olmuştur illa ki. Hatta sürprizi kaçırmayalım diye son anda vazgeçtik ama konserin açılışında gerçekten müthiş bir senfonik düzenlemeyle evet. Girilecek sürpriz, şarkıya. Özgür Sevinç'e ait o kolaj. Evet.
neymiş meğerse nasıl bir beste yapmış Emre Altuğ diye kendimiz de böyle sinema senfoni çalıp da Özgür Sevinç aranje edip de sinema senfoni çalınca ben de kendimi Mozart zannettim tabii. Ne güzel. Haliyle. Ne güzel. Çünkü müthiş çalıyorlar ya. İnanılmaz müzisyenler gerçekten. Bir de tabii canlı şeyle seyircilerle birlikte müthiş güzel çok da güzel olacak. Bir yerdeyiz. Gerçekten Tim Show Center evet, o abinin dokusu olan evet. Ve hep de böyle biraz geçmişten bugüne hatıralarımızın olduğu da bir yer. Güzel bir uyum olmuş her evet, şeyden önce. Evet. Şimdi biz böyle 20 yıla geriye dönüp bakacağız dediğimizde çok dolu dolu bir zaman aslında. Çünkü hem müzisyenlik hem oyunculuk oldu doğru. Senin için. Bilmiyorum hayatına neler kattı. Kimi zaman zaman daha ağırlıklı mı oldu ama hep bize göre beraber gitti gibi ama sen nasıl anlatırsın? Genele baktığın zaman evet beraber gitti ama elbette bir tanesini hakkıyla ve layıkıyla yapmak istediğim bir dönem varsa tabii öbürünü biraz daha geride planda bıraktım olmuştur. Ya da öbür bir tanesi hakkında kafamı toparlamak istediğim bir dönemse doğru. O. Özellikle atıyorum beste yapmak için kafayı toparlamak istiyorsam, ne yapmak istediğime karar vermek istiyorsam o zaman tiyatroda oluyor, sinemada oluyor, işte televizyonda oluyor. Hep birbirini besliyor tabii. Besliyor tabii. Ben performanslar sırasında da çok sığındığım oldu yani şarkı söylerken bir anda kendimi oyunculuk yaparken buluyorum. Oyunculuk yaparken melodik bir şeylerin içinde bulabiliyorum kendimi. Şarkı söylerken bulabiliyorum. Biraz artık içime işlemiş gibi. Hep beraber geldi, kol kola geldi. Şimdi biz bu geceye dair anlatırken dedik ya dünden bugüne olacak. Dolayısıyla o dönüm noktalarına geri döndüğümüzde de evet belli isimler öne çıkacak. İbreti Alem'le başladık ki 1999 muydu? 99. 99 ve ilk aslında seni tanıdığımız şarkı evet. Ve albümdür. Ama onun öncesi de var. Aslında yola Sezen Aksu ve çok sevdikleri diye yola çıktınız, doğru mu? Doğru. Yani o dönem biraz hatırlat istiyorum. Yani şöyle çok, o dönem tabii çok eskide kaldı. Çok güzel bir grupmuşsunuz. Yani şöyle ki ben aslında biraz da korkutucu olmasın diye 20 yıl dedim aslında 30 yıl. Öncesi var yani. tabii. Demiş orada bir arkadaşım var o dönemlerden de arkadaşlık yaptığım teknisyen bir arkadaşım. Bir de buzdağının altı var Emre Bey dedi. Tabii bu görünen yüzü tabii. Değil. Şimdi tabii o dönemler aynı zamanda tiyatro var hayatımda. Bu akşam Haldun Dorman'le mi başlamıştın? Evet, Haldun Bey de geliyor bu akşam. Ay, ne güzel. Tabii o dönemde yaşanan şeyler var. Hem Haldun Bey'le çalışırken ilk tiyatro, profesyonel tiyatro hayatım, ilk barlarda çalışmaya başladığım, gitar çalıp şarkı söylemeye başladım. Sonra Sezen Aksu'nun hayatıma girmesi falan. Bu akşam böyle yer yer onları nasıl da anlatacağım tabii. Nasıl tanışmıştınız mesela? Hangisiyle? Sezen Aksu'yla tanışmak herhalde bir dönüm noktası. Çünkü o grupta Levent Yüksel, sen... Evet ama Levent, tabii Levent de bu akşam burada olacak. Burada olacak. Levent, evet. Sertap falan onlar bizim dostumuz, arkadaşımız da, abim de benim müzisyen olduğu için. Ben onların provasını izlemeye gitmiştim bir yere. Oraya hazırlanıyorlardı. Bir ara verdiler, bir yemek arası, dürüm mürüm istemişler. Ondan sonra tam o arada da orkestra üşenmiş şeyden inmeye, sahneden inmeye. Beni gördüler, Emre gel hadi bir şarkı söyle falan. Başlattığım insanlar da işte Levent Altındağ, Erdem Sökmen, Erkan Oğur. Ondan sonra işte Mustafa Süder falan. Bulunmaz abi. Bir arada bulunmaz bir şey. Bunlar bana tutup da gel hadi Emre sen bir şarkı söyle deyince ben de tabii nerede biz arkada o zaman şeyle şarkı söylüyoruz. Playback şeylerle işte O1'ler var, T3'ler içine kaydediyoruz falan. Neyse böyle bir orkestrada çalınca ben de Levent'in bir şarkısını söyledim. Meğerse Sezen de orada karanlıklarda dürüm yiyormuş. Ondan sonra kim ya demiş. Ondan sonra çağırmadım çocuğum diye. Ondan sonra ben gittim. Sezen Hanım seni çağırıyor falan diye. Sen Ahmet'in kardeşiymişsin dedi. Ondan sonra, elin ayağın titredi mi? Yani evet tabii. Niye çağırdı ki şimdi falan. Ne oldu acaba? Bir şey mi yaptım? Onun bestesini söyledim çünkü falan. Hani kötü söylemiş olabilir. Bize vokal yapar mısın dedi. Öyle mi oldu bir anda? Oldu, evet. Ve bir dönüm noktasıysa gerçekten yani bir başlangıçsa... Dönüm noktası. O kadar çok şey öğrendim ki derslik gibiydi. Yani her hepsinden, Sezen Aksu'dan, Sertap'tan, Levent'ten onlarla çalışmak, vokal yapmak, zaman zaman öne çıkıp şarkı söylemek falan çok önemliydi tabii. İşte o sahne tozu dedikleri Emre'nin hayatında... O arada da Dorman Tiyatrosu'da oyun oynuyorum ama. Aynı anda ne kadar da güzel bir başlangıç olmuş. Tabii bu akşam ağırlayacağın isimler içinde gerçekten hepsi değerli, çok sevdiğimiz müzisyenler. Selami Şahin var galiba. Selami abi, ya. Benim hayatım... Hayatıma Sensiz Olmuyor adlı diziyle girdi. Çünkü öyle bir dizi çekmeye başladık ve rahmetli Osman abinin isteği üzerine o dizinin bir hayal sahnesinde
Ugly Betty'nin versiyonuydu, evet, o yani çirkin, evet, Betty'nin. İşte rüyasında da patronunu görüyor. Evet. Patronu, yakışıklı patron geliyor şeyin altından, pencerenin altından. Olmuyor, olmuyor falan diye şarkı söylüyor buna. Biz bunu bir kaydettik, yayınlandı, reyting patladı. Böyle olunca Osman abi hemen dedi ki, Emre bunu ne yap yap, Selami'den alalım, kaydet ve çıkart. Ondan sonra Selami abiyi şeye çağırdık, ofise davet ettik. Sağ olsun geldi, kırmadı bizi. Orada bir anlaşmaya vardık. Bizim de Selami abiyle dostluğumuz orada başladı. Sonrasında evet, baba beni insan okula gönder kampanyası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. O değerli rahmetli Türkan Saylan'la birlikte, evet, yürüttüğümüz bir projeydi. O proje için bir albüm çıkarttım, 5 şarkıdan oluşan. Evet. O albümde yer aldı. Sensiz Olmuyor. Ve öyle de ve aslında öyle, not düştük. Emre Altun yorumu olarak gayet kaldı. Güzel. Olgun Şimşek var ki, Olgun da türkü yorumlarıyla, oyunculuğu ayrı konu elbette, evet, ama o bir türküyü yorumladığı zaman sanki başka bir lezzeti olur. Ne zamandır da duyamıyorduk bir yerlerde. O kadar güzel olacak ki. Değil mi? Bu akşam bana türküyü sevdiğin adamdır, hmm, Olgun. Çünkü benim sınıf arkadaşımdı. Ben şehir çocuğuyum, hmm, o şehirden uzak çocuk. Evet, evet. Dolayısıyla Türkiye daha türkü meselesine çok daha hakim. Bağlama da çalar zaten. Ve bana türküyü sevdirdi. Ve bana sevdirdiği, yani bana türküyü sevdirdiği türküyü söyleyeceğiz bu akşam. Ne güzel, ne güzel. Beraber. Çok sürpriz olacak. Ben de sürprizleri farkındayım. Öyle ince ince açıklıyorum ama Sıla da gelecek galiba. Sıla da çok güzel bir şarkı yaptı bana. Hmm. Onu da hemen konser sonrasında yayınlayacağız. Ha, ama güzel. İlk defa biz burada Sıla'yla düet yaparak onu söylemek canlı istedim. Canlı canlı. Evet. Ne güzel olacak. Sıla bestesi, Zahmet Olmazsa diye çok güzel bir şarkı. Şimdiden merak içindeyiz, güzel olacak. Böyle bir gece olacak. Şimdi geceyi böyle anlatıyoruz ama bir yandan da diyoruz ki işte hem müzisyenlik hem oyunculuk. Oyunculuk dendiğinde böyle seni en fazla etkileyen, en sevdiğin, içinde olmayı en çok istediğin proje ne oldu bunca zaman içinde? Bilmem. Hepsini sevmişsindir ya belki. Güzel olanların hepsini, her şeyi kıskandım ama kötü niyetle değil. Ya güzel olan şarkıyı kıskandım, güzel olan projeyi kıskandım. Ki bu güzel işin içinde bu vardır. Evet. Kıskandım. Yani ben sinema aşığıyım çok. Ama şu anda mesela Güldür Güldür'ün içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Evet. Yani o da farklı bir deneyim. Tiyatro yaparak bir yandan televizyondan para kazanıyorum. Yani hani bu çok güzel bir duygu. Tabii diziler çok yorucu oluyor. Burada tiyatro yapıyorsunuz, canlı seyirciye oynuyorsunuz, hatasıyla sevabıyla. O tabii çok güzel. Ama tiyatro kökenli olmanın çok büyük bir faydası tabii, var. Tabii tabii, avantajı var. Öyle bir iyi bir ekibin içinde olmak. Peki çok oturmuş bir ekibin içine sonradan dahil olmak. Zor bir şey olmak aslında. Nasıl oldu? Ama onlar sayesinde oldu. Onlar beni kabullendiler. Ben de açıkçası elimden gelen gayreti gösterdim. Çok kısa zamanda adapte olduk. Ne güzel. O da devam ediyor, devam edecek. Evet, evet. Yeni bir şarkı gelecek. Oradan artık albüme mi evrilir? Bilmiyorum, albüm yapacak mıyım yapmayacak mıyım, o kadar vaktim olmuyor ama belki birer birer şarkı çıkartırım. Şimdi o daha öyle yapıyorlar zevkli oluyor Emre zaten. Ya bir de çünkü çıkartıyorsun 10 tane şarkının 5'ine klip çekebiliyorsun, 5'ine klip çekemiyorsun, üzülüyorsun. Onun için her bir tane şarkı çıkarttığımızda klip çekmek zorunda kaldığımız için, evet, belki o yoldan gitmek daha doğru bu olabilir. Bu sene gördük farklı formüller. Sıla da örneğin öyle bölerek şarkıları, 2 şarkı, 3 şarkı beraber, ki arkası da gelecek. Önemli olan erişebilmek, ki erişimin çok hızlandığı bir çağdayız. Çok. Dijital dünya bunu gerektiriyorsa elbette uyum sağlayacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, ve de böyle aynı bu 20 yılı yaşadığın gibi keyifle devam etsin. Sana İnşallah. Nice yıllar diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür de katkınız ediyoruz. İçin. Güzel bir konser olacak. Biz şimdiden böyle birazcık tadımlık duyurmuş olalım. Ve biz konuklarımızı uğurlarken efendim hemen de bir haberi, daha doğrusu hazırladığımız diğer haberlerden bir buketi ekrana getirelim. Evet, ABD gişesini vereceğiz. Bu arada Puhu TV'de yayınlanan Babalar ve Kızlarını, Star TV'nin yeni dizisini, tüm bunları bir haber turu içinde sizlere aktaracağız. Haber turu gelsin, biz de orada konuklarımızı uğurlayalım. What the hell is this?
Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen gişe listesinde zirvenin yeni sahibi Jumanji The Next Level oldu. Geçtiğimiz haftanın lideri Karlar Ülkesi'ni geride bırakarak birinci olan film, açılışını 60 milyon dolarla gerçekleştirdi. 2. sıraya gerileyen Frozen 2, 19 milyon 200 bin dolar hasılata imza attı. Knives Out, 9 milyon 300 bin dolarla listenin üçüncüsü oldu. I am writing a new book about you. I called a potato chip for as long as I can remember. Dünya ünlü usta oyuncu Russell Crowe, Twitter'da başrolde olduğu Fathers and Daughters, Babalar ve Kızları paylaşımı yapan Puhu TV'yi retweetledi. Crowe'un 2 milyon 700 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımın ardından hayranları yüzlerce etkileşimde bulundu. 2015 yapımı Babalar ve Kızları isimli film, Pulitzer ödüllü yazar Jake Davis de kızı Katie'nin hikayesini ele alıyor. Film, Puhu TV'den ücretsiz olarak izlenebiliyor. I love Katie. Please drive. Seni unutmamı hazmedemedin. Unuttun mu Sancerif? Ünlü oyuncular Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'yu buluşturan yeni dizi Sefir'in Kızı, izleyicisiyle buluşuyor. Kızını getirdim Sancar efendim. Ona dedim ki baban seni çok sevecek. Dizide Engin Akyürek, gariban bir yarıcının oğlu Sancar'a, Neslihan Atagül Doğulu ise bir büyük elçinin kızı Nare'ye hayat veriyor. Sizin bana inanmadığınız gün ben öldüm. Emre Kabakuşağ'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi bu akşam 20'de Star TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yaşarsa? Öldürdüler beni! Yalan olur. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de yaşayan İsrailli müzisyen Yinon Muallim yeni albümü Back Home'u geçtiğimiz günlerde yayınladı. Almanya'da ve İsrail'de de yayınlanan bu albüm vesilesiyle biz de sanatçıyla bir araya geldik, sohbet ettik. Türkiye'de ve dünyada birçok albüm yayınlayan, konserler veren Yinon Muallim, geçtiğimiz günlerde yeni albümü Back Home'u yayınladı. Tüm dünyada satışa çıkan albüm, İsrail'de en iyi albüm seçildi. Biraz daha caza gidiyorum. Ya biliyorsun eskiden benim müzik daha etnik, makamsal müzik. Bu Sivaya Jazz Quintet kovdum. Piyano, grand piano, double bass, perküsyon. Ve benim için enteresan çünkü ilk albüm, bütün albümde sadece ud çalıyor. İsrail'de doğan, uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Muallim, bu albümü doğduğu topraklara dönüş olarak nitelendiriyor. Ben İsrail'de doğdum. 2000'de İstanbul'a geldim sadece ziyaret için ve çok hoşuma gittim. Ve burada benim bağlantı başlamış. Türkiye'ye geldim, eşimle görüştüm, aile olmuş burada ve normal lokal gibi hissediyorum. Bu benim evim şu anda, Türkiye. Back Home, ben ilk bu parçayı besteledim ve Dilek, benim eşimle konuştum. Dedim, Dilek'cim ne hissediyorsun yani? Çünkü Dilek bana ara sıra feedback veriyor. Dedi, sanki eve gidiyorsun, sanki Back Home. İsrail'im ama Türkiye'de yaşıyorum. It's back home to Israel. Çünkü orada kaydettim. Gruba orada kurdum. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Albümde Lou Reed'in Perfect Day şarkısının yeniden düzenlenmiş hali de yer alıyor. Benim ergenlik zamanında Lou Reed dinledim. Yani o benim bayağı bir kahramandı. Ve uzun seneler Lou Reed'in bu Perfect Day parçası yapmak, bir şey yapmak istedim onunla. Bu albüm da şans oldu ve Sivan'la duet yaptık. Yinon Muallim yeni albümüyle 19 Aralık'ta Zorlu PSM Tuşe'de konser verecek.
Türk İslam düşünürü ve mutasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi 746. ölüm yıl dönümünde Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan Mihrimah Karatay isimli bir çizgi filmini anılıyor. Biz de ilgili haberimizle bu akşamı tamamlıyoruz gece gündüzde. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutuyor. İlahi aşka adadığı 66 yıllık ömründe bıraktığı eserlerini bütün dünya ilgiyle takip ediyor. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi, 746. ölüm yıl dönümünde Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan Mihrimah Karatay isimli çizgi filmle anılıyor. Sultan Bahattin Veled'in bir erkek evladı dünyaya geldi. Muhammed Celaleddin. Birer dakikalık bölümlerle yayınlanan videolarda Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya gelişi, Şems-i Tebrizi ile buluşması ve eserlerinden derlenen sözleri gibi birçok kaynaktan elde edilen bilgiler yer alıyor. Şems ile Mevlana derin sohbetlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sosyal medyada 5 milyon erişime ulaşan Mihrimah Karatay, Şeb-i Arus gecesi olan 17 Aralık'ta 30 dakikalık tek bölüm halinde yayınlanacak. Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana bizzat kendisi yazar. 30 bölümle 17 Aralık'ta tamamlamayı hedefliyoruz ve 17 Aralık gecesi YouTube kanalımız üzerinden 30 dakikalık bir film olarak Mevlana'nın hayatını yayınlayarak bunu da taçlandırmış olacağız. Şeyhim, destur isteriz. Bu saatte rahatsız etmek istemezdik. Türkiye'nin ilk sosyal medya çizgi serisinin tüm bölümleri YouTube üzerinden izlenebiliyor. Kara yürekliler kastederler Şems'e. Mevlana dışarıdan gelen acı bir feryatla irkilir.